Kıymetli arkadaşlarım, herkese merhabalar. Bugün yeni bir üniteyle karşınızdayım. Ünitemizin adı İdare Hukuku. İdare Hukuku en az temel hukuk bilgisi kadar, yasama yürütme yani 82 anayasası kadar bizim için önemlidir. Mesela temel hukuktan ne kadar soru geliyorsa İdare Hukuku'ndan da o kadar soru geliyor. O yüzden pür dikkat dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Buradan soru kaçırmayalım. Zor bir konu değil, kolay bir konudur. Yeni bir formatta deneyeceğiz arkadaşlar bu konuyu. Çünkü çok fazla şekil var. O yüzden akıllı tahta üzerinden gideceğiz bugün. Peki idare hukuku deyince arkadaşlar ne anlamam gerekiyor? İdare hukukun konusu acaba benim kurmuş olduğum şirket, dernek, vakıf mıdır? Yoksa devlet ve devletin kurduğu kamu tüzel kişileri midir? Tabii ki devlet ve devletin kurmuş olduğu kamu tüzel kişileridir. Yani idare hukukun konusu dernek, şirket, vakıf gibi bizim kurmuş olduğumuz özel hukuk idareleri değildir arkadaşlar. Peki idare hukukun detaylarına girmeden önce idare hukukun genel özellikleri nelerdir? Hep birlikte görelim. 1. İdare hukuku genç bir hukuk dalıdır arkadaşlar. Gençten kastım nedir? Evet, 200 yıllık tarihi olan bir hukuk dalıdır. Nerede ortaya çıkmış? Fransa'da ortaya çıkmış arkadaşlar. Fransa'da ortaya çıkmış. Bir özel hukuk gibi 2000 yıla sahip değil. O kadar bilgi birikimine sahip değil. O yüzden genç bir hukuk dalıdır diyoruz. İkincisi kamu hukuku dalıdır. Daha önce de görmüştük. Burada devlet üstün taraftır. Bize arkadaşlar istemediğimiz şeyler yaptırabilir hukuk çerçevesi içerisinde. O yüzden kamu hukuku dalıdır diyoruz. O yüzden idare hukukunda işler özel hukuktaki gibi iki tarafın onayıyla yürümüyor. Burada devlet ya da kamu tüzel kişinin kararlılığını alıyorlar ve bu kararda kamu yararı var ise biz ona uymak zorundayız arkadaşlar. Bizim rızamızı aramıyor maalesef. Bizim onayımızı aramıyor. Çünkü eğer onayımızı arasaydı kamusal yarar gerçekleşemezdi. Yollardan aklınıza gelsin. Ya dümdüz giden yollar. Eğer sözleşmeler gibi, özel hukuk sözleşmeleri gibi bizim onayımız olsaydı vermek istemeyebilirdik. O yüzden o yollar da dümdüz ilerlemezdi. O yüzden zor kullanır, güç kullanır, tek taraflıdır arkadaşlar işlemleri. Peki, idari hukukundan doğan uyuşmazlıklar idari yargıda çözüme bağlanır. Mesela diyelim ki bir memur idariyle problem yaşadı. Memur hakkını nerede arayacak? Hukuk ve ceza mahkemelerinde mi yoksa idare mahkemelerinde mi arayacak? Tabii ki idari yargıda arayacak arkadaşlar. Mesela size soracaklar sınavda. Diyecekler ki bir memurun atama işlemi geçersiz kılınmış daha sonra. Atanmış ama adamın atama işlemi daha sonra geçersiz kılınmış. Bu memur hakkını nerede arayacak? Nerede arayacak diyeceksiniz? İdari yargıda arayacak. İdare mahkemesi arkadaşlar. Diğer idari yargı mahkemeleri vergi mahkemesi. Üst derece istinaf bölge idare, temyiz, danıştay. Buralarda ne yapacak arkadaşlar? Hak arama yolu varsa arayacak. İdari yargı. Peki idari hukuku kanunlaştırılmamış bir hukuk dalıdır. Yani dağınık bırakılmış bir hukuk dalıdır. Sebebi ise çok fazla ayrıntı içermesidir. Mesela ceza hukukunda tek bir kanun var. Bütün kurallar ceza kanunu toplanmış. Ya da ticaret hukukunda bütün kurallar ticaret kanunu adı verilen bir kanunu toplanmış. Ama idari hukukunda böyle bir şey yok. Neden? Çünkü çok fazla bilgi içeriyor, çok fazla kural içeriyor. O yüzden idare diye bir kanun yapılmamış. İdari hukukunda kanunlar onlarca, yüzlerce, binlercedir. Tek bir kanunu yoktur, kanunlaştırılmamıştır. Yani tek bir kanunu yok, dağınık bırakılmıştır diyoruz. İdari hukuk arkadaşlar bir içtihat hukukudur diyoruz. İçtihat hukuku. Diğer hukuk kuralları şöyledir. Mesela medeni kanunda önce kanun vardır. Daha sonra bu hakim kanunu yorumlar, kendi kararını ortaya çıkarır, içtihat ortaya çıkar. Yani içtihat kanundan doğar medeni hukukta, ceza hukukunda, arkadaşlar ticaret hukukunda. Ama idari hukuku öyle değil. İdari hukuku yeni bir hukuk dalı olduğu için, başta kanunları olmadığı için önce mahkemeler içtihatlar üretmiş, yani kararlar üretmiş. Özellikle Fransız danıştayı, bizim danıştayımız. Daha sonra bu içtihatlar kanunlara dönüşmüş arkadaşlar. İşte o yüzden idari hukuku bir içtihat hukukudur. İçtihattan doğan bir hukuk dalıdır diyoruz. Diğer hukuk kurallarından farklı olarak. Peki son olarak idari hukuku bir statü hukukudur arkadaşlar. Statüter bir hukuk dalıdır. Burada kastedilen şey şudur. İdari hukukunda kurallar önceden oluşturulmuştur. Yani memurluğun şartları memurluk kanununda, askerliğin şartları askerlik kanununda, vatandaşlığın şartları vatandaşlık kanununda arkadaşlar belirlenmiştir. Kişiye göre değişmez. Pazarlık konusu hiç yapılmaz. Herkes için aynıdır bu kurallar. İşte
memurluk bir statüdür, öğrencilik bir statüdür, askerlik bir statüdür, vatandaşlık da bir statüdür. İşte idari hukukunun bu durumları düzenlemesine idari hukuku bir statü hukukudur diyoruz arkadaşlar. Tamam? Evet, memurluk statüsü, askerlik, öğrencilik, vatandaşlık statüsü gibi statüleri düzenler. Bu idari hukukunun bir statü hukuku olmasının sonucudur arkadaşlar. Size buradan nasıl soru gelecek? Diyecek ki idari hukukunda herkes için aynı olan, genel geçer olan, kişiye göre değişmeyen, pazarlık konusu yapılmayan memurluk, askerlik, öğrencilik gibi genel durumlar söz konusudur. Buna göre bu durum idari hukukun hangi özelliğinin bir sonucudur? Ne diyeceğiz? Statü hukuku olma özelliğidir. Gerçekten de öyle bakıyorsunuz. Memurluk kanunu, askerlik kanunu, vatandaşlık kanunu. Tamam. Hep böyle statüleri düzenliyor idari hukuk. Evet. Şimdi geldik bir başka konuya arkadaşlar. İdarenin fonksiyonu. Bakın devletin organları yasama, yürütme ve yargı diye ayrılıyor. Yasamanın fonksiyonu nedir? Yasama organı kural koyar, kanun yapar, anayasa yapar falan. Kural oluşturur yani. Peki yargı organları ne yapar? Uyuşmazlıkları çözüme bağlar. Görevi budur. Peki bizim günlük hayattaki ihtiyaçlarımızı, gereksinimlerimizi kim karşılar? İşte yürütme içerisinde örgütlenmiş idare karşılar. İşte idarenin kişilerin ya da vatandaşların, toplumun günlük ihtiyaçlarını karşılamak için yürütmüş olduğu faaliyetleri biz idari fonksiyon diyoruz. Peki bu fonksiyonu yerine getirirken nasıl davranır? Özellikleri nelerdir? 1. Konusu kamu hizmetleridir. Değil mi arkadaş? Günlük yaşamdaki ihtiyaçlarımız, sağlık, eğitim, ulaşım, güvenlik, ne geliyorsa aklınıza. Amacı her zaman toplum yararıdır. Değil mi arkadaşlar? İşte bakın aşılama yapıyor. Niye? Bulaşıcı hastalıklar yayılmasın diye. İşte buradaki amaç ne? Kamu hizmeti bu. Aynı zamanda toplum yararına yapıyor bunu. Çünkü eğer bunu yapmazsa toplumsal düzen bozulur. Peki üçüncüsü, bu idari fonksiyon neyle yürüyor? İdarenin işlemleriyle ve eylemleriyle. İşlem idarenin hukuk dünyasında, eylemse günlük hayatta meydana getirdiği değişikliklerdir. Yani maddi yaşamda. Mesela bir memurun atanma işlemi idari işlemdir. Çünkü hukuk aleminde bir değişiklik oluyor. Ya da bir öğrenci disiplin cezası verilmesi bir idari işlemdir. Hukuk aleminde bir değişiklik yaratıyor öğrencinin statüsü üzerinde. Ama diyelim ki bir belediyenin bir kaçak bina yıkması maddi yaşamdaki bir değişikliktir. İşte ona da biz idari eylem diyoruz. Demek ki idari fonksiyon nasıl yürüyormuş? İdarenin işlemleriyle ve idarenin eylemleriyle yürüyor arkadaşlar. Peki zaman ve yoğunluk olarak sürekli bir faaliyettir arkadaşlar. Tabi bu süreklilik 24 saat olacak diye bir şey yok. 24 saat yapanlar da var biliyorsunuz. Sağlık, ondan sonra bazı yerlerde ulaşım, İstanbul gibi yerlerde metro mesela. Peki eğitim hizmeti ise günün belli saatlerindedir. Yani zaman ve yoğunluk olarak süreklilik gösterir ihtiyaçlar doğrultusunda. Ve kendiliğinden harekete geçer, bizden bir talep beklemez. Mesela diyelim ki okullar açılıyor arkadaşlar. Okulların açılış tarihi belli. Burada öğretmenler işte kendiliğinden gidiyorlar. Ya da öğrenciler kendiliğinden gidiyorlar. Yani ya da okulun açılması bizim talebimizle olmuyor. Zaten o açılacak arkadaşlar. Ya da otobüs bekliyoruz. Otobüsü biz çağırmıyoruz. Zaten otobüs oradan geçecek. Yani idare kendiliğinden harekete geçer. Herhangi bir talebe gerek yoktur diyoruz. Fonksiyonun özellikleri de bunlardı arkadaşlar. Geldik bir başka konuya. İdare hukukunun kaynakları. İdare hukukunun kaynakları aynı özel hukukun kaynakları gibidir. Asli kaynaklar, yardımcı kaynaklar. Ama burada ne yoktur? Hem kamu hukuku olduğu için hem de bir statü hukuku olduğu için burada örf adet hukuku yoktur. Tamam? Niye? Kamu hukuku devlet üstün taraf, bir de statü hukuku. Statüler önceden belirlenmiş. Memurluğun şartları belli, vatandaşın şartları belli, askerliğin şartları belli. Kişiye göre ne olmuyor? Değişmiyor. Yasız kural o yüzden idare hukukunda yok arkadaşlar diyoruz. Peki asli kaynakları anayasa, kanun, kararname, yönetmelik, yazılı kaynaklar. Yani ne yok? Yasız yok. Yardımcı kaynakları da mahkemelerle, kararlarıyla doktrin dediğimiz bilimsel görüşlerdi. Şimdi bunları biraz açalım. Mesela ben ÖSYM olsam buradan soru sorarım. Derim ki aşağıdaki idare hukukunun kaynaklarından hangisi aynı zamanda bir idari işlemdir ya da idareden doğar? Bakın. Anayasa ve kanun meclisten doğar, yasama işlemidir. Anlaşmalar meclise gelir, kanunlaşır, yasama işlemi olur. Cumhurbaşkanı kararnamesi cumhurbaşkanından çıkar.
ve idari işlemdir. İdareden çıkar yani. Yönetmelikleri Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri yapar. İdari işlemdir. İdareden doğar. Genelge, yönerge, tebliğ, sürküler gibi yönetmelik benzeri işlemler idare organlarından çıkar. Genelge, yönerge, tebliğ gibi. İşte bunlara da biz ne diyoruz yine? İdari işlem diyoruz. İdareden doğdukları için. Ama kanun, anayasa mesela nedir? Yasama işlemidir. Net arkadaşlar. Peki yardımcı kaynaklara bakalım. Yani hakimler için bağlayıcı olmayan kaynaklara. Mahkeme kararları, iştahat. İştahatlar mahkemeden doğar. Yargı organlarından doğar. Doğduğu yer yargı organlarıdır. Bilimsel görüşlerde arkadaşlar hukukla uğraşan, hukuksal meselelerin kafa yoran bilim adamlarının ortaya koyduğu kendi içinde tutarlı olan görüşlerdir. Peki, idari hukukun kaynakları da böyleydi arkadaşlar. Şimdi gelelim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevleri nelerdir? Bakalım. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görevlerine bakalım arkadaşlar. Tek tek görelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin görevleri, idarenin görevleri, milli güvenliğimizi sağlamak, planlama yapmak, kamu düzenini korumak, özendirme, destekleme, teşvik faaliyetleri, iş düzen faaliyetleri vesaire. Hızlıca görelim arkadaşlar. Çok böyle direkt soru gelmedi buradan ama. Birincisi, idarenin esas görevlerinden biri bizim güvenliğimizi sağlamaktır arkadaşlar. Ülkenin güvenliği sağlamaktır. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliği sağlamak anayasaya göre kimin görevidir arkadaşlar? Cumhurbaşkanının görevidir. Kime karşı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı Cumhurbaşkanının görevidir. Daha önce görmüştük. Hatırlarsanız başkomutan Cumhurbaşkanı'ydı. Savaşta da Genelkurmay Başkanı'ydı Cumhurbaşkanı namına. Peki idarenin bir görevi de kamusal hizmetleri yürütmektir. Ulaşım, eğitim, sağlık, güvenlik ne varsa artık. Bir diğer görevi kamu düzenini korumaktır. İşte mesela bulaşıcı hastalıklar yayılırsa ne oluyor? Düzen bozuluyor. Arkadaşlar evde kalıyorsun, işe gidemiyorsun, ulaşım aksıyor. Her şey aksıyor. Doğru mu? Sokağa çıkma yasakları vesaire. İşte bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemekte bir arkadaşlar sağlıkta yani genel sağlıkta kamu düzenini korumak için yürütülen bir kolluk faaliyetidir diyoruz değerli arkadaşlar. Peki. Özendirme, destekleme faaliyetleri. Bakarsınız işte teşvikler verir. İşte tarıma teşvik, hayvancılığa teşvik, turizmde teşvik. Tamam. İdarenin bir görevi de ne yapmaktır? Destekleme yapmaktır, teşvik yapmaktır vesaire. Bir diğer görevi planlama yapmaktır. Uzun vadeli planlamalar yaparak evet hem devletin hem milletin gelişmesini her bakımdan sağlamak da idarenin görevleri arasındadır. Mesela 3. kalkma planı, 5. kalkma planı, 10. kalkma planı, 11. 13. gibi böyle gider. Bir de bu önemli arkadaşlar, hani buradan soru gelirse şunu bilin, idarenin bizi ilgilendirmeyen bir faaliyeti var. Yani vatandaşlara doğrudan yönelik olmayan, idarenin kendi içinde sadece arkadaşlar geçerli olan bir faaliyeti var. Ona iş düzen faaliyetleri diyoruz. Bu iş düzen faaliyetleri idarenin görevleri arasındadır ama bizi doğrudan etkilemez, bizi doğrudan ilgilendirmez. Peki nedir onlar? Mesela idarenin kendi personelini alması. Personeline eğitim vermesi, hizmet içi eğitimler, kendi masasını, sandalyesini arkadaşlar, işte araç gerecini oluşturması. Bu idarenin kendi iş düzen faaliyetidir. Doğrudan vatandaşları ilgilendiren bir durum söz konusu değildir. İş düzen faaliyetinin özelliği neymiş? Doğrudan bizi ilgilendirmez. İdarenin kendi neyinde? İçindedir arkadaşlar. Kendi içinde yürütmüş olduğu bir faaliyettir diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi geldik bizim için asıl önemli yere. İdare hukukuna ilişkin anayasal kavramlar. Anayasayı merak ediyorsanız açın 123. maddesinden 138'e kadar gidin. 123'ten 138'e kadar. Burada neyi göreceksiniz? İdare hukukuna ilişkin anayasal kavramları göreceksiniz arkadaşlar. Tamam. Peki nedir o kavramlar? Özetle idare kanunla düzenlenir. Anayasa öyle diyor. İdarede merkezden yönetim esastır. Yerinden yönetim de vardır. Yeti genişle yönetilir iller diyor anayasa. Kamu tüzel kişileri kanunla kurulur. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulur diyor anayasa. Bak hep idareyi ilgilendiriyor bu kavramlar. İdare görev ve yetkileriyle bir bütündür. Merkezi idare yerinden yönetimleri idari vesayetle denetler diyor. Bakın idari vesayet, idarenin bütününü göreceğiz. Bir de kanunsuz emir diye bir şey var. Şurada altta arkadaşlar birazdan detayına gireceğim. Kanunsuz emir. Yani
İdarede emir verilir ama bu emir kanunsuz olamaz. Uzun uzun anlatmış. Onu da göreceğiz arkadaşlar. Şimdi tek tek bunları görelim. Tek tek. Burada asıl konularımızdan biri bu olacak arkadaşlar. Birincisi idarenin kanuniliği ilkesi. Arkadaşlar kanunilik demek idareyi düzenleme yetkisi kime aittir demektir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir demektir. Evet. O halde üniversiteyi düzenlemek, belediyeleri, TRT'yi, kitleri vesaire düzenlemek çoğunlukla arkadaşlar kimin görevidir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir. Yani meclis kanun yapar, köyün organlarını belirler, organlara görev verir, belediyenin organlarını belirler, belediyeye görev verir falan. Yani özetle Türkiye Cumhuriyeti İdaresi neyle düzenlenir? Anayasaya göre kanunla. Peki buradan nasıl soru gelecek size? Şöyle soracak. Anayasaya göre İdarenin görevleri ve yetkileri kanunla düzenlenir. Bu öncül. Buna göre bu durum idare hukukuna ilişkin aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir sonucudur? Bakın sorunun cevabı sorunun içinde. Cevap idarenin kanuniliği ilkesi. İdarenin kanuna dayanması ilkesi arkadaşlar diyoruz. Peki bunun istisnaları yok mu? Var. Ne zaman geldi? 2017 anayasa değişikliğiyle artık bazı konularda meclis kanun yapamıyor idareyi ilgilendiren bazı konularda. Nedir onlar söyleyelim. Daha önce konuşmuştuk. 1. Bakanlıklar artık Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kuruluyor. Bakanlıkların kurulması kaldırılması. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin işleyişi. Devlet Denetleme Kurulu'nun işleyişi. Devlet Denetleme Kurulu'nun işleyişi, kuruluşu vesaire. Üst düzey kamu yöneticilerin atanma usulü ve esasları artık neyle düzenleniyormuş? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle. Yani bu konularda kanun artık yok arkadaşlar. Peki buradan nasıl soru gelecek? Şöyle soracak. Diyecek ki 1982 anayasasına göre bakanlıkların kurulması ve kaldırılmasının Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenmesi idare hukukuna ilişkin aşağıdaki anayasal ilkelerden hangisinin bir istisnasıdır? Cevap. İdarenin kanuniliği ilkesi arkadaşlar diyeceğiz. Bunlardan birini verecek hangisinin istisnasıdır diyeceğiz. Diyecek bize ne diyeceğiz? İdarenin kanuniliği ilkesinin bir istisnasıdır diyeceğiz arkadaşlar. Peki geldik bir de ilkemize merkezden yönetim ilkesi. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir. Üniter devletler bir merkezden yönetilirler. Bakın merkezden yönetilirler. Çünkü üniter yapı bunu gerektirir arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde de topluma sunulacak hizmetler özellikle ulusal hizmetler nereden arkadaşlar yürütülür? Merkezden yürütülür. Merkezden yönetimi biz ne diyoruz? Devlet diyoruz arkadaşlar. Ne diyormuşuz? Unutmayın. Merkezden yönetimi ne denir? Devlet denir. Birazdan kamu tüzel kişilerini detaylandıracağım ama ön bilgi vereyim. Türkiye'de tüzel kişiler ikiye ayrılır. Devlet tüzel kişisi ve diğer kamu tüzel kişileri. Yani tüzel kişiler şöyledir. Ya devlet adı verilen bir tüzel kişilik vardır, kamu tüzel kişisi ya da diğer kamu tüzel kişileri. İşte devlete biz merkezden yönetim diyoruz, diğer bütün kamu tüzel kişilerini de biz yerinden yönetim diyeceğiz arkadaşlar. Geleceğim. Peki, merkezden yönetim deyince ne anlamam gerekiyor? Merkezden yönetim deyince işte başkent ve taşrayı anlamam gerekiyor arkadaşlar. Başkent dediğimiz devletin aklıdır, planlamaların yapıldığı, kararların alındığı yerdir. Taşrada başkentte alınan kararların tüm ülkede uygulandığı devletin başkent dışında kalan teşkilatıdır. Peki nerede görelim? Şekil üzerinde görelim daha iyi anlayalım arkadaşlar. Hemen şeklimize geçiyorum. Şeklimizde bu olayı daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Evet yakaladım. Evet. Yakalayamamışım. Bir daha arkadaşlar. Bir daha. Evet. Şimdi şeklimize gelelim arkadaşlar. Şeklimiz üzerinden daha iyi anlatalım bunu. Merkezden yönetimin bir başkent teşkilatı var. Başkent dışında kalan bir de teşkilat var. Buna da taşra teşkilatı diyoruz. Ama her ne kadar bu parçalı bir yapı gibi görünse de aslında bu bir bütünün arkadaşlar parçalarıdır. Bunların tek başına özellikleri söz konusu değildir. Bunlar devleti oluştururlar. Tamam. Size buradan nasıl soru gelebilir? Der ki, merkezden yönetimin başkent dışında kalan teşkilatına ne ad verilir? Taşra teşkilatı adı verilir diyeceğiz. Peki başkentte kim var? Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı teşkilatı. Bakanlıklar, o da aslında Cumhurbaşkanı içinde artık. Ve merkeze yardımcı kuruluşlar. İşte Danıştay, MGK, Sayıştay, Ekonomik Sosyal Konsey. Hepsini tek tek göreceğiz arkadaşlar. Başkent dışında kalan teşkilatına taşra diyoruz. Taşra'da da iller, ilçeler ve bölgeler var. Ama buradaki görevliler hep buradan atanan görevlilerdir. Ve buradaki görevliler
Bunların emir ve talimatlarını yürütürler. Bunların emir ve talimatları dışına çıkamazlar. Yani aslında taşra başkentin bir uzantısı, devletin bir parçası. Hepsi bir bütün olarak devleti oluştururlar. Bunların tek başına bir tüzel kişiliği yoktur arkadaşlar. İşte biz buna merkezden yönetim diyoruz. Peki merkezden yönetim neden tercih edilmiş? Ona bakalım şimdi arkadaşlar. Geri dönüyorum. Değerli arkadaşlarım geri dönüyorum. Evet. Merkezden yönetim neden tercih edilmiş? Ona bakalım şimdi. Evet. Merkezden yönetim neden tercih edilir? Yararları, zararları nelerdir arkadaşlar? Biraz da bunun üzerinde duralım şimdi. Yararlarına bakalım. Yararları. Merkezden yönetim olduğu yerde otorite güçlüdür. Devlet. Mesela tarih derslerinden bilin. Hep ne diyoruz? İşte bütün yetkiler merkeze toplandı. Tek başına karar alıyordu. Bu da merkezi otoriteyi güçlendiriyor değil mi? Hep böyle söylerler arkadaşlar. İşte merkezden yönetim deyince merkeziyetçi yönetim, güçlü idare diyoruz merkezi idare açısından arkadaşlar. Hizmetler bakanlıklar içerisinden çıktığı için tüm ülke düzeyine yeknesak, tek elden çıktığı için. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitim hizmeti çıkıyor yeknesak. Tüm ülkeye aynı hizmet aynı şekilde gidiyor arkadaşlar. Bu da bölgeler arasındaki eşitsizliği minimize ediyor, azaltıyor. Çünkü aynı hizmet tüm ülkeye gidiyor. Kamu görevlere merkezin atamasıyla göreve geldikleri için işte vali, kaymakam yerel halka göbekten bağlı değiller. Seçimle göreve gelmiyorlar arkadaşlar. Tamam? Bu torpili azaltır. Engeller ya da engeller diye. Bütçe tekliğinden kaynaklı mali denetim kolaydır arkadaşlar. Mesela tek bir bütçe var ve o bütçeden çıkan para belli, giren para belli. Bunu denetlemek arkadaşlar daha kolaydır. Yolsuzluk yerinden yönetime göre arkadaşlar daha zordur burada. Merkezden yönetimde arkadaşlar. Peki hizmetler daha az harcamayla yürür. Evet, tek elden çıkıyor. Mesela Milli Eğitim'in okullarına bakın arkadaşlar. Sanki tek bir mimar çizim yapmış ve o çizimle tüm ülkede aynı okul yapılıyor gibi arkadaşlar. Anladınız mı ne demek istediğimi? Yani ayrı ayrı çizim yapmaya gerek yok en basiti arkadaşlar. Bu da hizmetler açısından daha az harcama yapılmasına sebep oluyor. Bunlar yararları. Benim için yarar değil. Sakıncalar çok önemli. Çünkü sakıncalar başka şeyleri doğurmuş. Eğer sakıncalar olmasaydı sadece merkezden yönetim olurdu günümüzde arkadaşlar. Başka da bir şeye gerek kalmazdı. Sakıncaları neler? Bir, burada kamu görevlisi kendi başına karar alamıyor. Doğru mu? Her şey merkezde planlanıp arkadaşlar gönderiliyor. Bu da neye sebep oluyor biliyor musunuz? Memurların kendi başına karar alamaması üst memurlarla sürekli yazışma halinde olmalarına sebep oluyor. İşte bu yazışmaya biz ne diyoruz? Kırtasiyecilik diyoruz. Diğer adıyla bürokrasi diyoruz arkadaşlar. Peki kırtasiyeciliğin, bürokrasinin olduğu yerde kamu hizmeti hızlı mı yürür, yavaş mı yürür arkadaşlar? İşte şunun onayı gerekiyor, bunun onayı gerekiyor, şuna yazdık cevap bekliyoruz falan filan. Hani bürokrasi kırtasiyecilik. Bu kamu hizmetlerinin yavaşlamasına sebep olur. En önemli sakıncası budur arkadaşlar. Bir kenarda dursun. Demokrasiye uygun değildir. Merkezden yönetim demokrasi yoktur arkadaşlar. 3 kişi bir bakanlıkta oturur ya da 5 kişi 10 kişine bir toplantı yaparlar. O toplantıdan çıkan kararda arkadaşlar milyonlarca insan bundan etkilenir. Yani merkezden yönetimde demokrasi arkadaşlar yoktur diyoruz. Peki bu bürokrasiyi, kırtasiyeciliği arkadaşlar nasıl azaltırız? Nasıl minimize ederiz diye düşünmüşler, taşınmışlar, beyin fırtınası yapmışlar. Ve sonunda bir kavram üretmişler arkadaşlar. Ama yeterli olmamış. Ama önemli bir kavram. Yetki genişliği. Çok önemli. Çok çıkıyor sınavlarda. İyi bileceksiniz. Peki yetki genişliği ne için üretilmiş? Bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltmak, minimize etmek, kamu hizmetlerinin taşrada daha hızlı yürümesini sağlamak için üretilmiş. Yetki genişliği nedir? Az önce gördük. Başkent taşra diye gördük. Doğru mu arkadaşlar? Kararlar başkente alınıyordu. Tüm ülkeye taşra vasıtasıyla uygulanıyordu. Taşra'da vali, kaymakam gibi kişiler var. Bu kişiler merkezin emirleri hareket ediyorlar. Kendi başlarına karar alamıyorlar genel anlamda dedik. İşte anayasaya bir hüküm koyuyorlar. Deniyor ki anayasada. İllerin idaresi yetki genişliğine dayanır. Neyin idaresi? İllerin idaresi. İl, genel idaresi arkadaşlar. Onu belirtelim özellikle. O zaman yetki genişliği sadece nerede geçerlidir? İllerde arkadaşlar. İllerde. Peki ilin en yüksek kamu görevlisi kimdir? Validir arkadaşlar. Validir. Tamam. Sadece nerede geçerliymiş? İllerde. Peki ilde en yüksek kamu görevlisi kim? Vali. Peki ne demek yetki genişliği?
valinin belli durumlarda, bakın genel yönetimin, genel dediğimiz merkezden yönetimin, taşradaki en yüksek kamu görevlisi olan valinin belli konularda başkente danışmadan, sormadan, başkente yazışma yapmadan kendi kendine karar alıp uygulamasıdır. Yani yetki genişliği kimin yetkisini genişletmiş? İllerin. İlde kimin? Valinin yetkisini genişletmiş. Vali belli durumlarda hiç ne yapmıyormuş? Merkeze danışmıyor, merkeze sormuyor, merkeze yazışma yapmıyor. Kendi kendine karar alıp uyguluyor. O halde merkezden yönetim burada kendinden bir taviz mi vermiş? Evet, bir taviz vermiş arkadaşlar. Sınırları çizili bir taviz vermiş ama. Tamam, böyle gelişi güzel değil. Vali demiş ki hiç bize sormadan, başkente sormadan, danışmadan kendi kendine karar alıp uygulayabilirsin demiş. Bunun en meşhur örneği ülkemizde valilerin kar tatili vermesidir arkadaşlar. Tamam. Çünkü merkezde çalışma yapana kadar arkadaşlar vakit kaybı olur. Direkt vali ne yapabiliyor? Kar tatili verebiliyor. Evet, son dönemlerdeki örneklerden birini vereyim. Mesela bu bulaşıcı hastalık iyice yayılmaya başladığında ilk başlarda önce Ordu valisi, Ordu'da arkadaşlar maske takma zorunluluğu getirdi. Sonra başka bir ilin valisi maske takma zorunluluğu getirdi derken en son İçişleri Bakanlığı tüm ülkede arkadaşlar maske takma zorunluluğu ile ilgili genelge yayınladı vesaire. Yani valiler demek ki belli durumlarda başkente sormadan, başkente danışmadan kendiliğinden karar alıp uygulayabilirler. Hadi size bir soru. Etrabe zorlanabilir belki. Hani çok Türkiye'yi belki çok iyi bilmiyordur. Etrabeciğim, madem bu yetki valilere aittir, o zaman bu yetkiyi Türkiye'de kaç kişi kullanabilir? Evet, kaç kişi kullanabilir? Hocam çok zor. Zor bir soru değil mi? Ama arkadaşlarım eminim bu soruyu arkadaşlar cevaplamışlardır şimdi. Türkiye kaç ilden oluşuyor? 81 ilden oluşuyor. Yani, süper. Evet. O zaman Türkiye'de bu yetkiyi kaç kişi kullanabilir? 81 kişi. O zaman sordular size sınavda. Hani sorarlar mı bilmem, belli olmaz. Türkiye'de sadece 81 kişinin kullanabildiği arkadaşlar. Yetki aşağıdakilerden hangisidir? Cevap yetki genişliği arkadaşlar. Yetki genişliği. Tamam. Kim yapıyor? Valiler yapıyor arkadaşlar. Unutmayın. Evet, sadece valilere aittir bu yetki. Amaç ne? Bürokrasi, kırtasiyeciliği azaltmak, kamu hizmetinin daha az yürümesini sağlamak. Merkezden yönetimin kendinden bir taviz vermesidir arkadaşlar. Evet, bunu unutmuyoruz. Unutma. 81 kişi kullanabilir bu yetkiyi. Merkeze danışmadan, merkeze sormadan kendiliğinden karar alıp uygulayabilme yetkisidir. Sadece illere verilmiş. İlde de bu yetkiyi kim kullanabilir? Vali kullanabilir. Unutmuyorum. Çok çıkar. Tamam. Daha da söylemiyorum arkadaşlar. Birkaç yerde değineceğiz ama daha. Peki, valiye böyle 3-5 yetki vererek sizce bürokrasi, kırtasiyecilik biter mi? Ya düşünsenize, devlet ve devasa bir arkadaşlar örgütlenmeden bahsediyoruz, idareden. Mümkünatı yok arkadaşlar. O zaman ne yapalım demişler, düşünmüşler, taşınmışlar, demişler ki artık her şey devlet tarafından yürütülü mantığından çıkalım. Devletle bu iş yürümüyor. O zaman ne yapalım? Aynı devlet gibi olan, tüzel kişiliği olan, kendine has bütçesi olan, kendi karar organları olan arkadaşlar. Ne yapalım? Kamu tüzel kişileri kuralım. Artık bu işleri devletin işi olmaktan çıkaralım. Bu işleri artık bu kamu tüzel kişileri yürütsün. İşte ona biz ne diyoruz? Yerinden yönetim diyoruz arkadaşlar. Yerinden yönetim. Yerinden yönetim neymiş? Devlet dışındaki, kim dışındakiymiş? Devlet dışındaki bütün kamu tüzel kişileri arkadaşlar. Kamu tüzel kişileri. Tamam. O zaman Türkiye'de tüzel kişiler ikiye ayrılır. Devlet, yani merkezden yönetim, ve diğerleri. Diğerlerine biz ne diyormuşuz? Yerinden yönetim diyoruz. Yerinden yönetimlerde kent içerisinde ikiye ayrılır. Birazdan göreceğiz. Yer yerinden yönetim, hizmet bakımından yerinden yönetim. Yer yerinden yönetimlere biz yerel yönetim diyoruz. 3 tanedirler. 3 tane bunlar. İl özel idaresi, belediye, köy. Her sene de sınavda çıkar. Çok detaylı işleyeceğim. İl özel idaresi, belediye, köy arkadaşlar. Hizmet bakımından yerinden yönetimler ise tüm ülkeye yayılmışlardır. Bunlar arkadaşlar çok fazladırlar. Çok fazladırlar. Ama sınavda bize daha çok hangisi önemli bizim için? Yer yerinden yönetimler, yani mahalli idareler. Hadi bunun şeklini de görelim arkadaşlar. Daha iyi anlayalım. Şöyle gidiyorum. Bulacağım inşallah. Ve buluyorum arkadaşlar. Buldum. Evet.
Şimdi bir de yerinden yönetim kavramı var. Yerinden yönetim demek ne demekti? Devlet dışındaki tüm kamu tüzel kişileri. Tüm kamu tüzel kişileri. İki aylık kentçesine yerel yerinden yönetimler, yani mahalli idareler arkadaşlar. Mahalli idareler. Bir de hizmet bakımından yerinden yönetimlerimiz arkadaşlar. Tamam. Yerel yönetimler 3 tanedir. 3 tane yerel yönetimler. 1. İl özel idaresi. 2. Belediyeler. 3. Köyler. Tamam. Yani cümlenin sonu il özel idaresi diye bitmeli. Belediye diye bitmeli. Köy diye bitmeli arkadaşlar. Bunlardan biriyle bitiyorsa mahalli idaredir. Bunlardan biriyle bitmiyorsa mahalli idare değildir. O zaman Etra Bey bir daha şöyle bak bana. Dedim ki il özel idaresiyle bitiyorsa, belediyeyle bitiyorsa, köyle bitiyorsa mahalli idaredir. Bunlardan biriyle bitmiyorsa mahalli idare değildir. Tamam? Evet. O zaman bir soru sorayım mesela. Aşağıdakilerden hangisi bir mahalli idare değildir? A. Kırıkkale il özel idaresi. Mahalli idare. B. Ankara Büyükşehir Belediyesi. Mahalli idare. C. Ahmetler Köyü. Mahalli idare. D. Keçiören Belediyesi. Mahalli idare. E. Varlık Mahallesi. Mahallesi. Mahalle bir mahalli idare değil arkadaşlar. İleride de anlatacağım. Basit bir sebebi var çünkü. Tüzel kişiliği yok. Kamu tüzel kişiliği yok arkadaşlar. Tamam. Yani mahalli idareler de nedirler? Yerinden yönetimi oldukları için kamu tüzel kişilikleri var arkadaşlar. Göreceğiz. O zaman 3 tane mahalli idaremiz var. İl özel idaresi, belediye, köy. Bunlardan biriyle bitiyorsa özel isim mahalli idaredir. Bitmiyorsa mahalli idare değildir. Peki. Hizmet bakımından yerinden yönetimlerimize bakalım. Bunları da göreceğiz yine ileride. Bunlar da tüm ülkeye yayılmışlar. İdari kamu kurumları, iktisadi kamu kurumları, sosyal kamu kurumları, bilimsel kamu kurumları, meslek kuruluşları, düzenleyici, denetleyici kurullar. Burada da neyi bileceğiz arkadaşlar biliyor musunuz? Yönetmelik sorularında karşımıza çıkacak bunlar. Yönetmelik, bir de hiyerarşi, idari vesaire sorularında. Bunların tüzel kişi olduğunu bileceğiz. Mesela 4 tane müdürlük, karayolları, devlet su işleri, orman genel, vakıflar genel müdürlüğü. Bunların neyi var? Tüzel kişiliği var. Karayolları, vakıflar, orman, devlet su işleri. Bu dördünü arkadaşlar aklımızın bir köşesine yazalım. KİT, kamu iktisadi teşebbüsleri, devlet demir yolları, devlet hava meydanları işletmesi, toprak mahsulleri ofisi gibi. Sosyal kamu kurumları, SGK, Türkiye İş Kurumu. Bunların tüzel kişiliği var. O zaman bunlar yönetmelik yapabiliriz. Tamam. Bunlar hepsi devletin dışında bak. 1, 2, 3, belediyeler, köyler, il özeliler, devletin dışında. Bunlar devletin içinde değiller. Yine bunlar da devletin içinde değiller. Devletten ayrı tüzel kişilikleri var. Bilimsel kültürel kamu kurumları, TRT, üniversiteler, YÖK, ondan sonra arkadaşlar Atatürk Kültür Dil Tarih Kurumu, Devlet Opera ve Balesi falan filan güzel şeyler yani arkadaşlar, güzel şeyler. Evet, kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları, odalar, barolar. İşte noterler odası, eczacılar odası, tabipler odası, barolar. Ondan sonra arkadaşlar bunların da neyi var? Kamu tüzel kişiliği var. Bir de düzenleyici, denetleyici kurumlarımız var. İşte RÜTÜK, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, ondan sonra acıma söyleyeyim, Kamu İhale Kurumu gibi arkadaşlar. Göreceğiz. Bunların hepsinin neyi var? Kamu tüzel kişiliği var. Bunların da tüzel kişiliği var. Bunlara yerel yönetim yani mahalli idare, bunlara da hizmet bakımından yerinden yönetim diyoruz. Bunların özelliği neydi? Bunlar hepsi devletin dışındalar. Devletin dışına çıkarılmışlar. Tamam? Devletin içinde değiller arkadaşlar. Devletle alakaları nedir göreceğiz. Peki geri dönelim arkadaşlar. Sayfamıza geri dönelim. Evet. Sayfa arkadaşlar 3'te kalmıştık. Dönüyoruz. Evet. Şimdi geldik yerinden yönetim faydaları. Peki devlet yönetimden bahsettik. Bir de yerinden yönetimden bahsedelim. Yerinden yönetim ne gibi faydalara sahip? Bakın bunun sakıncaları arkadaşlar bunun faydaları haline dönüşüyor. Bunun faydaları da bunun zararları haline dönüşüyor arkadaşlar. Tam tersi yani. Mesela burada bürokrasi ve kırtasiyecilik var merkezden yönetimde. Yerinden yönetimde ise bürokrasi ve kırtasiyecilik azalır. Zaten amaç bu yani. İşlemleri hızlı yürütmek. Uzmanlaşmış kurumlara vermek. Daha hızlı yürütülmesini sağlamak. Demokrasiye daha uygundur. Özellikle belediyeler, ondan sonra acıma söyleyeyim, köyler vesaire yöneticileri biz seçeriz arkadaşlar beğenmediklerimizi.
Hizmetler yerel gereksinimlere daha uygun yürütülür. Şimdi merkezden yönetimde hizmet merkezden çıkıyor ama her yörenin kendine has coğrafyası var arkadaşlar. Hizmet her ne kadar tek elden çıksa da tüm ülkeye eşit şekilde yayılamayabiliyor coğrafyadan, başka sebeplerden kaynaklı. Mesela ulaşım, tamam. Ama yerinden yönetimlerde hizmet daha çok yerel gereksinimlere göre yürütülür arkadaşlar. Ona dikkat edilir. Peki sakıncalara bakalım. Merkezden yönetimde güçlü bir devlet yönetimi vardı. Burada ise ülkenin bütünlüğü sarsılabilir. Çünkü sen öyle belediyeler var ki arkadaşlar neredeyse 5-6 tane bakanlığın bütçesine denkler yani. O kadar güçlüler. Bu da arkadaşlar merkezi yapıyı ne yapabilir? Zayıflatabilir. Hizmetlerin tüm ülke çapında yürütülmesi arkadaşlar şöyle olur. Dengesizlik doğar arkadaşlar. Neden? Çünkü bazı belediyelerin gelirleri fazladır. Bazılarınki azdır. Bu da arkadaşlar bölge arasındaki gelişmişlik düzeyini ne yapar? Özellikle farkı arttırır. Tüm ülke hizmet eşit şekilde gitmez. Partizancı uygulamalara sebep olur. Evet, çünkü özellikle belediyelerde vesaire çok seçim olduğu için arkadaşlar bu da seçimle göreve geldiği için daha çok halkla içli dışlı oldukları için bu da dediğim gibi torpil gibi arkadaşlar partizancı uygulamalara yol açabilir. Mali denetimi çok zordur çünkü burada tek bir bütçe yoktur. Yüzlerce belediye, her belediyenin kendi bütçesi. Bunların harcamalarını denetlemek hakikaten çok zordur. Yolsuzluk merkezden yönetimde mi çok olur, yerinden yönetimde mi? Yani olma ihtimali yüksektir. Yerinden yönetimde olma ihtimali daha yüksektir diyoruz arkadaşlar. Evet, bunlar da sakıncaları. Evet, tam tersi. Birbirinin arkadaşlar tam tersi. Burada neyi unutmuyoruz? Yetki genişliğini unutmuyoruz arkadaşlar. Peki. Şimdi arkadaşlar, şimdi geldik neye? Geldik. Kamu tüzel kişiliği arkadaşlar. Bunu da söyleyelim, ondan sonra aramızı verelim. Bu çok önemli çünkü. Anayasaya göre kamu tüzel kişiliği, bu da bir anayasal ilkeydi. Ya kanunla kurulur ya da Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulur. Neyle kuruluyormuş? Ya kanunla ya da Cumhurbaşkanı kararnamesiyle. Peki, kamu tüzel kişiliğine bir bakalım arkadaşlar. Kamu tüzel kişileri anayasada yazanlar. Anayasada yazıp tüzel kişiliğini kanunla alanlar, anayasada yazıp tüzel kişiliği olmayanlar ve hiç tüzel kişiliği olmayanlar arkadaşlar diye ayırdım sizin için daha iyi olsun diye. Mesela hem anayasada geçip hem de tüzel kişiliğini anayasadan alanlar kimler? Devlet yani merkezden yönetim. Mahalli idareler, il özel idaresi, belediye, köy. Biz bu üçünü ne demiştik? Üçüne mahalli idare demiştik değil mi arkadaşlar? Unutmuyoruz. Daha sonra detaylara gireceğiz. Mahalli idare diyoruz. Evet. İl özel idaresi, belediye, köy, üniversiteler hem anayasal kuruluşlardır hem de tüzel kişiliğini anayasadan alır. TRT hem anayasal kuruluştur hem de anayasa tüzel kişi olduğunu bizzat yazıyor. Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu arkadaşlar. Hem bir anayasal kuruluştur hem de anayasa onun tüzel kişi olduğunu bizzat yazmış. Kamu kurum niteliği taşıyan meslek kuruluşları. Hem anayasal kuruluştur hem de tüzel kişi olduğu bizzat anayasada yazar. O zaman tekrar devlet, il özel idaresi, belediye, köyler, üniversiteler, TRT, Atatürk Kültür Dil Tarih Kurumu ve meslek kuruluşları. Bunların tüzel kişi olduğu bizzat anayasada yazar. Ve anayasal kuruluşlardır aynı zamanda bunlar. Anayasada yazan kurumlardır bunlar arkadaşlar. Peki. Anayasal kuruluş olup anayasada tüzel kişiliği yazmayan, yani özerk oldukları yazmayan, tüzel kişiliği daha sonra kanunla alanlar hangileri? Yok. Anayasal kuruluştur ama anayasa onun tüzel kişi olduğunu yazmaz. Daha sonra kanun çıkarılmış, tüzel kişilik oluşmuş. RTÜK. Anayasal bir kuruluştur ama anayasa onun tüzel kişi olduğunu yazmamış. Kanun çıkarılmış daha sonra tüzel kişi olduğunu belirtmek için. Ombudsman yani kamu denetçiliği kurumu meclis başkanına bağlı, meclis seçer. Ombudsman da arkadaşlar anayasal bir kuruluştur ama anayasa onun tüzel kişi olduğunu yazmaz. Daha sonra kanun çıkarılmış ona tüzel kişilik verilmiş. Tamam? Peki. Mesela bir örnek verin. Diyelim ki bunlara tüzel kişilik anayasayla verilmiş değil mi? Anayasada yazıyor yani. Mesela meclis bir kanun çıkarıp ya da Cumhurbaşkanı bir kararname çıkarıp TRT'nin özelliğine son verebilir mi? TRT'nin. Veremez çünkü nerede yazıyor? Anayasada. Anayasayı değiştirmen lazım. Peki. Bunlar anayasada yazıyor ama tüzel kişilikleri kanunla verilmiş değil mi?
O zaman şu anda YÖK bir tüzel kişiliği ama anayasal kuruluş ama anayasal değil kanunla verilmiş tüzel kişiliği. Mesela meclis bir kanun çıkarıp YÖK'ün tüzel kişiliğine son verebilir mi? Verebilir. Bitti. TÜRİT'ünkine son verebilir. Kamu denetçiliği kurumununkine son verebilir arkadaşlar. Tamam? Yani bunlar biraz ince bir iple arkadaşlar bağlılar özelliğe. Evet. Tamam, bunlar. Bunların ipi çok kalın. Buna halatla bağlanmışlar özellikle arkadaşlar. Anayasayı değiştirmek lazım. Zor bir de anayasayı değiştirmek. Bunların ipi çok ince. Her an kopabilir. Peki, anayasada özellikle şöyle belirtiliyor. Diyor ki, Diyanet İşleri Başkanlığı merkezden yönetim içinde yer alır. Ne demek bu? Diyanete kanun dahi çıkarıp tüzel kişilik veremezsin. Hassas bir konu olduğu için. Tamam. Diyanet de bir anayasal kuruluştur. Ama anayasa ona tüzel kişiliğin var demiyor. Tüzel kişiliği verilmez hatta anayasaya göre. Çünkü anayasa diyor ki merkezden yönetim içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanı yani devletin içerisinde yer alan ayrı bir tüzel kişilik yok. Diyanetin tüzel kişiliği yok. Unutmayalım. Peki tüzel kişiliği yoksa ne yapamaz? Yönetmelik çıkaramaz. Unutmuyoruz. Peki. Diyanet ne hatırlayın. Tüzel kişiliği olmayanlar kimlerdi? Devletin içerisindekilerden bahsedeceğim şimdi. Bunların tüzel kişiliği yok. Özellikle silah kullanma yetkisi olanlar, tehlikeli. Diyanet, hadi o dinle ilgili bir şey. Emniyet, genelkurmay, jandarma, MİT. Bunların neyi yok? Hatta MİT'i de ekleyeyim. Tüzel kişiliği yok. Sahil Güvenlik Komutanlığı değil mi arkadaşlar? Sahil Güvenlik Komutanlığı. Bunların neyi yok? Tüzel kişiliği olmaz, olamaz. Çok riskli. Peki fakülteler. Fakültelerin mi tüzel kişiliği var, üniversitelerin mi? Yani Ankara Üniversitesi mi yönetmeliği çıkarır yoksa Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mi? Fakülteler üniversitenin organlarıdır arkadaşlar. Üniversitenin tüzel kişiliği olur, organların değil. O zaman fakültelerin tüzel kişiliği yok, fakülteler yönetmelik yapamaz. Unutma. Mahkemeler zaten tüzel kişiliği yok. Zaten bağımsızlar ama bağımsızlar. Ama kendine has bir bütçeleridir, şuydur, buydur öyle şeyler yok arkadaşlar. Gerek de yok zaten. Valilik ve kaymakamlıkların tüzel kişiliği yoktur arkadaşlar. Valilik ve kaymakam neredeydi? Taşra'daydı. Taşra. Taşra'nın yok, tüzel kişiliği yok. Devletin içerisinde çünkü. Devlete bağlı, merkeze bağlı, başkente bağlı. O zaman Ankara Valiliği, Çankaya Kaymakamlığı, Beşiktaş Kaymakamlığı, İstanbul Valiliği ne yapamaz? Yönetmelik yapamaz diyoruz. Evet, tekrar edelim. Kamu tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar yönetmelik yapamaz arkadaşlar dedik. Peki, özellikle şunları unutmayalım. Devlet, il özel ders, belediye, köy, TRT, üniversiteler, kamu tüzel kişiliği olan meslek kuruluşları, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tüzel kişiliğini bizzat anayasadan alır ve anayasal kuruluştur. YÖK Yürütük Kamu Denetçiliği Kurumu anayasal kuruluştur ama tüzel kişiliğini kanunla alır. Almışlar. Ellerinde de alınabilir kanunla. Bunları anayasayı değiştirmen lazım şunlar için. Diyanet İşleri Başkanlığı devletin içerisindedir. Anayasaya göre tüzel kişilik verilemez. Evet, bu şekilde arkadaşlar idari hukukumuzun ilk videosunu bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Arkadaşlar ben eminim ki dolu dolu işledik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, esen kalın.